merkeze tekrardan merhabalar. Ben Filyantanto Borsa Tekne. Hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'daki seyri konuşacağız. Dün bildiğiniz gibi Borsa İstanbul tarafında 5000 puan seviyesinin üzerinden seans sonuna doğru hızlı bir satış gelmişti. Bugün de tepkisini görüyoruz dünkü satışın. Fakat endekse bir 5000 puan denemesi bugün yaşansa da üzerine atamadı. 4970'ler görüldü. Şu an için işlemler 4956 puandan geçiyor. Düşük bir işlem hacmiyle karşı karşıyayız. 17.3 milyarlık işlem hacmi söz konusu. Alt endekslere baktığımızda genele yayılan bir yükseliş var. Bugün özellikle Borsa İstanbul tarafında ulaştırma endeksinin etkisini izliyoruz. Zaten hacimlerde de 1,5 milyarlık hacimle ilk sırada Türk Hava Yolları var. Piyasadaki toplam hacmin aşağı yukarı %9'u tek başına Türk Hava Yolları'nda oluşmuş durumda. Kur'daki hareket ufak da olsa devam ediyor. 19-26'lara geldik. Euro Türk Lirası tekrardan 21 seviyesinin üzerinde. Gram altın tarafında altın bugün biraz daha yatay baskılı bir seyirde. E, aşağıda 2007 doları görmüştük çünkü. Ama e, burada fiyatlama hala 2000 doların üzerinde olduğu için bu da gram altını 1200 liranın üzerine tutmaya devam ediyor. Herşem olduğu gibi değerli hocamıza dönüyoruz. Ahmet Mergen bizlerle. Hocam e, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Şimdi evet. hocam bizim evet. yatırımcılar e, bu hafta böyle saat 5'te borsada bir alım geliyordu biliyorsunuz. Buna alıştılar. Dün de herkes saat 5'i bekledi. O işte 5'te böyle e, hakikaten bir tur daha alım dalgası gelir mi diye. E, Pala bu sefer herkesi terste bıraktı. Dün saat 5'ten sonra satış dalgası geldi. Ee, bekleyenlerin daha önce boş kalmış gibi oldu ama e, bugün de tekrar bir 5.000 denemesi yapıyoruz ama üzerine geçemedik borsa tarafından. Ya işte e, tahtra var ya burası yani. Öyle e, oldu. Yani dün, dün aşağıya, bugün yukarıya. Buralarda gezinip duruyor. Yani e, 20-50 günlük ortalamaların biraz altında. Şimdi iki tane dip yaptı orada. Bir tarafa sağ tarafa doğru geliyor. Bir tane daha orada dip olur mu olmaz mı meselesi var. <laughs> yani çok da uzun süren böyle sert %50-%60 çıkışı geride veren bir düşüşte olmadı. Hemen ortalamaların altında bir yerde. Burada tutunmaya çalışıyor. Yani günlük grafikte 20 ve 50 günlük ortalamaların altında ama yani onun daha büyük abisi haftalık grafiklerde 20 haftalık ortalamanın üstünde. Hala orada tutunuyor. Onun altına gitmekte biraz zorlanıyor gibi. Orada durdurmaya çalışıyorlar. Yukarı tarafta da tabii baskı var. 5500-5700. Yani buralar biraz sıkıntılı. 3 tane tepe oluştu orada. Gene de sağ tarafta soru işaretlerinin olduğu yer var. Acaba orada işte biraz daha gerilerde orada bir dip daha yapar mı? Yapıp da dip yaptı diyelim. Dip yapması için oraya oralara doğru gelip oradan bir yukarı gitmesi lazım. Yani yönünün değişmesi lazım ki orada dip oldu diyelim. <laughs> yani e, bunun da esasında onaylanması için 5117'deki o tepenin geçilmesi lazım. Yani sanki boyun çizgisi orada gibi. Eğer üçlü bir dip düşünürsek 4890'ı da ele alırsak e, ufak bir çanak görünümü var. Bunun katlanması 5500'e 55600'ü yoklar. Bir önceki ama tepe. işte burada ortalamaların Hı -hı. üstüne bir çıkması şartı var. Yani çıkarsa, sağ falan sonuna da sağ gelince biliyorsun kağıtlar uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle bir e, totem yapayım dediniz siz de o yüzden. Yani ben de burada endeks sağ diyeyim. Endeks sağ diyelim evet. Satın, satarlarsa endeksi uçacak yani. Enerji sağ karıştırılmasın <laughs> ama bu endeks sağ. <laughs> evet. Yani. Buralarda dolaşıyoruz. Uçup kaçacak halimiz yok. Daha belki 3-4 haftada buradayız. Yakında FED gelir. Yani FED'siz olmaz. Yani kambersiz düğün olur mu şimdi? Olmaz. Bir süre sonra FED ne yapacak? Ona odaklanır. Vallahi FED'in de artık eli kolu bağlı gibi geliyor. Pek de fazla bir şey yapacağı yok gibi. Yani altında zaten 3 aşağı 5 yukarı o piyasanın neler yapabileceğini ön sinyallerini verdi. 2000 doların üstünde gezinip duruyor. Ee, geleceğe dönük e, ne yapılabilir Türkiye'de? Şimdi gayrimenkul aldı başına gitti. Daha da gider mi? Valla bu esasında yani e, ev sahipleriyle kiracılar arasındaki derdin giderek uzamasına bağlı. Daha da gider mi? Yani. Onun dışında ne var? Döviz var. Yani Döviz tarafı da uzun süredir kaldı 18 ile 19 arasında şimdi ufak ufak tırmanıyor. Ha, burada çok büyük bir harekete müsaade edilir mi seçim öncesi herhalde olmaz. Ama yavaş yavaş da tırmanıyor. Sen enflasyonu bir anlamda e, çökertemezsen yani e, fiyatlar yukarı gidiyorsa e, bir tarafın enflasyonu şimdi %6'lar eskiden %2'ydi şimdi %6 diyelim. E bu tarafın enflasyonu, bu tarafın enflasyonu nereden bakarsan. Yani futbol maçı gibi. Yani penaltımı sana göre, bana göre. Burada da enflasyon sana göre, bana göreye döndü. Ha, neleri ortaya koyarsan. Bu enflasyon meselesine de artık şöyle bir 100 sene falan değişmeyecek şekilde bir nokta koymak lazım. Enflasyon nelerin üzerinden hesaplanmalı? Artık pimpon topu yok e, efendim keçi boynuzu bilmem ne şu bu ya. Toplumun genelde ana maddeleri nedir? Yani temel ihtiyaç nedir? Bir kere bunların hesaplanması lazım. Eğer istiyorsanız pimpon topunu da enflasyona sokmak istiyorsanız İstanbul'da pimpon topu bu kadar. Efendim e, Anadolu'nun bilmem ne köyünde pimpon topu bu kadar. Yani o bir, pek fazla bir şey ifade etmiyor. Bilgi de vermiyor yani. Hani ekonomi yönetene de doğru dürüst bilgi verilmiyor ki o zaman. Neyin nereye gittiği belli değil. Ama ana ihtiyaçları kapsayan gerçek anlamda bir enflasyon rakamını ister TÜİK olsun, ister özel şirket olsun, ister başka anketler, kanallar olsun hesapladığı zaman çok da fazla oynamamalı kerata. Çünkü aynı şeyleri hesaplıyoruz. Aynı şeyleri sokalım. 20 tane ise 20 tane, 50 tane ise 50 tane ürünü sokun kardeşim. Ha, daha 250 tane ürün var, 500 tane ürün var dışarıda. O başka bir endeks olsun. Ana enflasyon ne? Nasıl burada IMKB 30, IMKB veya BIST 30, BIST 100, BIST 500 neyse varsa burada da öyle olsun. Biz ana, ana görüntüye bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Yoksa her kapıdan bir set çıkıyor. Ama vatandaş zaten biliyor cebine yani cebinden paranın ne kadar çıktığını görüyor can. İstediğin kadar sokağa çık, anket yap, istediğin kişiye sor. Fiyatlar düşüyor de senin suratına bön bön bakar. Ya ya bu salağın önde gideni der. Tamam mı? Ya da ben de kafa buluyor herhalde der yani. Çakar suratına bir tane. Dalga mı geçiyorsun diye. Böyle bir durumda tabii döviz tarafı yavaş yavaş da olsa yukarıya gidecek. Ama altın hem döviz hem de dış piyasalarda ons altının yukarıya doğru mail etmesi dolayısıyla altın biraz daha yavaşta Şimdi televizyonda görüyorum işte röportajlar yapıyorlar, kuyumculara filan ya 2.200 dolara gidebilir mi? Oha, yani itli. Çoktan an söylendi 2200 dolar gibi bir hedefi olduğu. Çanak orada zaten orayı gösteriyor. Esas büyük çanak 1600-2000 dolar çanağından bahsetsen. Biraz daha uzun vadeli oranın hedefi sanki 2400 dolar. Ama 15 günde olmuyor tabii ki. Yani bir senede de olmayabilir. Duruma bağlı. Yani normal şartlarda olmuyor gibi oluyor ama bir anda böyle şartlar değişiyor kardeşim. Yazın ortasında dolu yağdığı gibi. Buyurunuz hocam hemen grafikte geldi. Evet yani burada da bakıldığı zaman şurada bir çanak var. 1800, 1960, 160 koy zaten etti sana. 60, 2020 efendim 2120. Biz daha 2050'deyiz. Yani 2070'i 70'i geçer bu çanağın katlanması. Ama burada bir de flama görüntüsü de. Ha bu flama görüntüsü yukarı gitmeyip Sağ tarafa yıkılıp ortalamanın altına iner. Bir tepe daha yapar. Bakarsın buradaki filama üç tane tepeyle o boya döner. Bu da mümkün. Yani takip edeceksin. Görüntü oradan oraya oradan oraya dönüşebiliyor. Ama flama gibi bir görüntü eğer gerçek anlamda flamaya dönüşürse 1800-2000 2000'in üzerine bir 200 daha koy. 2200. Büyük Çanak nerede? Büyük Çanak 2000 ve alt tarafta 1615 olması lazım. Pek görünmüyor gibi ama 3 tane dip var. 1615, 17 falan gibi. Orası ne zaman? 2022 senesinin Eylül ayları. Dolar endeksinin 114'ün üzerine gittiği zaman. O gün bugündür dolar endeksi aşağıya. Çünkü piyasanın artık Fed'in faiz artışlarının dolarda çok fazla değer kazandıracağına dolara yatırım yapan kişilerin çok fazla değerleneceğine para kazanacağına inanmaması dolayısıyla orası satıldı. Buraya geldi. 1600, 2400 %50 ya giderse e, dolarda %50 olamazsın ki o şekilde. Hop buraya geldi 1600'de. E daha Jones? Daha 30 binlerin biraz altından şimdi 36 bine gitse hop Orası da yüzde yirmi, yüzde 20, 25 verecek. 37 bine giderse. yani oraya doğru niyetleniyor. Para devamlı oradan oraya kayıyor. E bizim başımız dönüyor hocam. Biz bu kadarı takip ediyoruz. E, Allah yani ne diyeyim ki kardeş? O zaman danışmanlara sorun falan filan. Yani tanıdık birileriniz vardır veya bu işleri yapan kişilere sorun. Biraz daha bilgili olduğunuz kişilere sorun. Ondan sonra da kendi kararınızı kendiniz verin ama. Ben yani biraz daha böyle altının değer kazanabileceği gibi bir havaya girildik zannediyorum. Ha önümüzdeki 1-2 ay borsa yani buralarda gezinecek çünkü seçim var. Hı hı. Seçimden sonraki ekonomi ne olacak kardeşim? Faizler zaten artmıyor. İndiriyoruz göğe faiz. Ne iniyor ya yukarı gidiyor. Mevduat faizlerine git bakalım. Gizli kapaklı yukarı gidiyor. E gider normal ya. Kimse sana parasını o kadar ucuza kullandırmaz ki. Şu anda valla kullandırılan vatan millet Sakarya'ya inanan, yani Türkiye'ye inanan insanlar hala kendi paralarını kaybetmesine rağmen hala şey yapıyorlar, direniyorlar. Niye? Yani. Kardeş. Kala kala bir burası kaldı. Bilmem kaç milyon kilometre kareden bir burası kaldı. Herkes hakkını başına alsın. Yani neyin ne olduğunu orta yani Türkiye'nin ortalarında, Orta Anadolu'da, orada burada yaşayanlara sormayın. Neyin ne olduğunu, nasıl bir acı verdiğini Balkanlardan gelenlere sorun bakalım. Bir toprak kaybı nelere mal oluyor? 100 sene önce buralara gelenlere sorun. Öyle. Ha, Balkanlardan falan gelenleri de öyle şimdi sağdan soldan gelenlerle hiç karşılaştırmayın. Akıncıların tırnağı olamazlar. Anlatabiliyor muyum? Mohaç'tan böyle rüzgar gibi uçup da oralara yerleşenlerin, şimdi gelenler tırnağı olamaz, tırnağı. Pasapisa değil bu işler. Hayatım, çocukluk yıllarım taburda geçtiği için bilirim vaziyeti. Hem bir tüfeğin de bilirim. Çocukken oynadım. Elini kıstırma yalnız. Parmağını kopartır. Sekiz tane mermili. E senin en birin yoktu kardeşim 1950'li yıllarda ya. Onun için şimdi Türk savunma sanayi aslanlar. Bravo. Bravo. Daha da ilerisini istiyoruz. Yani daha da ilerisini istiyorum ben şahsen. Ha, bu savaş taraftarı olmak anlamına gelmez. Ama Türkiye, kardeşim silah satılıyor dünyada. Türkiye dünyada ilk birinci, ikinci olamasa bile üçüncü, dördüncü ülke olmak durumunda. Yerse. Kendi paramı içeride tutarım. Satarsam da satarım. Silahın tetiğine basan ben değilim. Tetiğe basan düşünsün kolay kolaya kaçıyorsun hocam diyor. Başka çaren yok kardeş. Yaşamak için kendini savunmak durumundasın. Başkası da savunmak istiyorsa satarsın. Türkiye'nin gelire ihtiyacı var. Ama şöyle ama böyle. Yani herhangi bir yere savaş açtığımız yok. Biz sadece malımızı satıyoruz. O da istediğimize satacağız. Bence. Yazılım işleri falan hakikaten Türkiye'nin gitmesi gereken yerler. Daha da ilerlemesi gereken yerler. Neyse konu o değil. Efendim e, borsa kısmında hakikaten daha böyle bir 3-5 hafta buralarda işte şu aracı kurum aldı. Yok onun, onun karşı ekibi öteki aracı kurumda. Yani 5'li, 6'lı, 8'li tamam mı? İşte hani nasıl ekonomide kırılgan 5'liler, kırılgan 8'liler varsa Burada da spekülatör veya fon neyin nesi ise gruplar. Yani buradan alır, oradan satar. Hala anlatamadık vatandaşa. Vatandaş da anlamak mı istemiyor, nedir ya? Kardeş ben en büyük spekülatör olsam, ben çok büyük bir spekülatör olsam, senin benim ne yaptığımı takastan sen görüyorsan, ben seni şaşırtamam mı ya? Ben gider beş tane hesap açarım. Oradan al, buradan ver. Gece bir manyağım. E, ee, yani sen nereden takip edeceksin beni? Yani takasa bakarak takip edeceğiz. E, edin bakalım. Yani, bana kalsa her şeyi ortadan kaldırırım. Bakacağım bir tek şey var kardeşim. Şirket. Şirket ne yapıyor, ne ediyor? Şirketin karı, ıvırı, zıvırı. Ne yapıyor, ne ediyor? Şirketin fiyatı nerede? O kadar. Kim alıyor, kim satıyor? O alıyor, alıyor da oradan alındığı zaman o işte büyük oyuncu reis pala neyse herif pala ıvır böyle laflar var ya o pala kesti pala aldı pala verdi. Adam yani onu sanki yani bu kadar işi çeviren adam senin onu takip ettiğini bilmiyor yani. Bu kadar keriz yani bu herif. Ne olacak iş mi ya? Buna mı inanıyorsunuz? Her zaman fiyat ve trend olayı götürendir. Fiyatlar ortalamaların üzerinde kaldığı sürece trend yukarıdır kardeşim. Ortalamaların altına gittiği zaman da trend aşağıya dönüyor demektir. Bu kadar de basit. Yani detaylandırabilirsin. Çok daha detaylı işlere girebilirsin. 10 tane indikatöre bakabilirsin. 10 tane indikatöre bakın ha. Olur mu? Aferin. Grafik böyle alt alta 10 taneyi koy. Çünkü 10 tane indikatöre baktığınız zaman 5'i al verecek, 5'i sat verecek. Olabilir mi böyle bir şey? 10 tane indikatöre de baksan 10 tanesi de al verirse al, sat verirse sat verecek kardeşim. Biri ondan bir gün önce, biri ötekinden bir gün sonra. Çok hızlıysa daha kısa vadeli zaman diliminde çalış. Şurada bir yerde okudum. Yabancıları da kendimize benzetmişiz. Şimdi artık Türkiye'de yabancılar da 27 gün değil 29 gün o yabancılar 27 gün tutuyor şeyler ortalama Türkler. E sen bu kadar fiyatları aşağı yukarı aşağı yukarı çalkalayıp tamam mı gün içinde 15 kere bir kağıdı alıp verip alıp verip alıp verirsen ondan sonra gelip de küçük yatırımcı veya küçük spekülatör neyse yani buraya parasını yatıran adamların neyini kınayacaksın ki? Sen uzun vadeli tut. Niye tutsun ki? Yani uzun vadeli tut diyerek zaten nasihat veren günde 15 kere malı döndürüyor. Veriyor, alıyor, alıyor, veriyor. Niye alıyor, niye veriyor? Neye göre? Bilanço analizi mi yapılıyor her gün 15 kere? Ya palavrasyon işler. Ne bilanço analizi? Günde, her gün. Güldürme beni belediye ya. Hikaye. lotlara bakıyorsun. lotlar. Notlar. Ha. Oynarken böyle her zaman bir robot öteki robottan daha büyüktür. Parası kadar konuşur robotlarda. Hani var ya bir film. Kocan kadar konuş mu neydi öyle bir komedi filmi vardı. Ezgi Hanım oynuyordu galiba. Molla. E bu da öyle. Paran kadar konuşursun burada robot olarak. Aşağı yukarı aşağı yukarı diyelim. Aşağıya doğru basıyorsun. E bas. Yukarıdan verdin. Şimdi yatırımcıyı aşağı doğru sürükleyerek parasını almaya çalışıyorsun. Yatırımcı korkarak parasını versin. 15, 20, 30, 50 kuruş günde çarp. Gelsin bakalım buraya bir 15 milyar, 20 milyar dolarlık fon parayı sokacak. Bak bakalım ne oluyor. Yukarıdan çaktın malı açığa. Tamam. E, 17-59-59'da. Tahta tavan oldu bir anda. Ertesi gün 10.00'da da tavan da açıyor. Buyurun. Yazdın mı zararı? Ha, biz de mal ver veririz. Ver. Elif'te 15 milyar dolar var. Feriş tavanı alır istediğini. İstediği kadar alır. Ne olacak ki? Her da bu operasyonu çektiği anda tamam dımdızlak kalır. Alırlar seni köşeye paketlerler koyarlar. Bu böyledir. Yani büyük balıktan daha büyük balık var. Derse. Burada da ortalamaların üstünde duruyor işte. Yani haftalık baktığında tepeler alçalıyor. Dipler bir şey, üç tane dip olur gibi oldu. Kırmızının üstünde kaldığı sürece eyvallah. Kırmızının altına sert bir şekilde tekrar çakılmaya başlıyorsa o zaman 4000'in üzerinde yeşil renkli ortalama 50 haftalık ortalamanın olduğu yerde beklersin yani. Arada bir 4500'de aksırır tıksırır olmazsa zıplamaya çalışır. Ama 4000 civarının üzerinde bir yere oraya doğru yollanır. Ya da büyük çıkışın daha %38.2'si bile değil. Şu anda büyük çıkışın %25'ini bile geri vermedi. Bakın 23.6'nın üzerinde duruyor. Niye? Çünkü bu aldatıcı bir grafik. TL olduğu için. Geçelim mi dolar bazlı grafiğe o zaman %150'nin üzerinde tamam mı şey var. Enflasyon etkisi var. Yani şu anda 5700 endeks 2 sene öncesinin 5700'ü değil ki. Şu andaki 100 lira 2 sene öncesinin 100 lirası değil ki. Yani birilerine bir şey vermek için hani ya bir iş yaptı hadi çocuk şuradan şunu kaldırdı etti 20 lira versen <laughs> bir dolar veriyorsun. Bir dolar. Bahşiş gibi. Almaz herif ya o hale geldi. 20 lirada ne alacak? bir kutu alüminyum kutu 300 300 mililitre likit de bugün olmuş 16 lira. Yani gazlı içecek diyeyim. Vücuda yaramıyor da. E 16 lira olmuş. 20 lira versen ne olacak? O hale geldi iş. Onun için 5700 falan da biraz aldatıcı. Onun için bakıyoruz döviz bazında veya estek köstek bazında. Ne bazında bakarsan bak işte. Enflasyonu yansıtabilecek bir şey bazında bak yani. Dolar bazında bakılmaz, edilmez falan diye de laf yetiştirme. Sen bul, sen ona göre bak. Vatandaşı da çok iyi çalışan bir sistemin varsa ona göre vatandaşa kamu hizmeti yap, aydınlat vatandaşı. Destek kösteğe göre bakıyorum, çok iyi veriyor. Enflasyonu da ihtiva ediyor. Enflasyon etkisinde falan dersin. Ona göre bir grafik çizersin. Biz de teşekkür ederiz. Biz de onu takip ederiz. Ama böyle tek başına ee, biraz aldatıcı. Kısa vadeli okey. Tamamdır yani. Aldın, verdin. Bugün aldın, yarın verdin. E, dövizde büyük bir oynamıyor bugünden yarına. Son zamanlarda da oynuyor. Son altı aydır da dövizde bir hareket yok da ama onda ne? Hareket büyük olunca bu sefer senin TL'n M'len ortada pek fazla bir anlam ifade etmiyor. Evet, dolar bazında da baktığınız zaman Peki çok kısa Olur. bakalım hocam araya gitmeden. Şu an 257 dolar civarındayız. Sevgili öğretmenimden rica edeyim yani. çok çok kısa bir dolar bazlı yorumda alıp öyle gidelim hocam. 138'e kadar indiydi en son. 225'in üstünde kaldığı sürece trend ortaların üzerinde hala yukarı yönde devam ediyor diyeceksin. Ama ne nasıl? Düzeltme içinde mecburen. İyi çıktı. 125'lerden geldi. E nereye geldi? 305'e kadar geldi. 305'teki tepeyi yokladı yani. E şimdi e şimdi 270 veya 250'ye insan olacak. E o kadar olur ya. O kadar düzeltme olur. Evet endeks haftalığı kaldırıp endeks dolar bazındaki grafiğe bakarsak. Varsa yok da o zaman. Banka endeksi göndermişimdir ona bakın. Evet. Tamam bulamıyoruz banka endeksi. bakın. 5'e 5'e aynı şey. Yani burada da sarı renkli alandayız mesela. Bakın daha gitmedi bile. 2018'in tepesi 500 dolarda. Burası da 250'nin altında. Yani buralarda dolaşıyor. E i̇şte ne yapıyor? Ona veriyor, buna veriyor, şuna veriyor. E, o da biliyor. Verse verse nereye verecek yani? E, dağıtıp e, Türkiye'den çıkacaksa çıkıyor. E, çıktı zaten yüzde %28 28'e mi indi oranoları? E, çıktı. Çıktı hocam. 28.25 tarihi dip. E, i̇şler düzeldiği zaman biz de 500 dolardan onlara veririz yeri geldiğinde. Neden olmasın? İlk defa böyle bir şey yaşanabilir ya, belki. Ya bu Yani işte böyle. Oyunun kuralı bu. That's the name of the game. Yani aşağıda şey yapıyorsun, akümülasyon ekleyeceksin. Yukarıda geldiği zaman, talep olduğu zaman distribüsyon, dağıtım. Yani toplama, biriktirme, götürme, dağıtma, etrafta elden çağrı ceba atma. Bu yalnız hisse senedi piyasasında değil ki. Eve yatıran öyle yapıyor. Altına yatıran aynı şekilde altını 800 liradan topladı. 1200 dolardan veriyor. 1200 liradan tamam. %50 li kazandı. O da. Aynı sistem. Topla sonra dağıt. Ha 1400 liraya gittiği zaman yine dağıtabilirsin. Altın zaten 2200 dolara doğru yollanırsa dolar 20 liraya bile gelmiş olsa fazla gitmesin diyelim hesapladık. 1400 liraya gidiyor. Gider mi? Gider. Gidebilir. Ha dolar. Dolar da bir mesele. Bir taraftan ihracatçı var. benim Efendim iyi bir program gelirse şöyle olursa böylese dışarıdan çok dolar gelecek. Dolar düşecek. E, tamam 15 dolar. 15 liraya düştü diyelim. İhracatı ne yapacak? Adam 20 dolar 20 liradan şu anda belli bir miktar para kazanıyorsa zar zor belki bilmiyorum. Hadi yüzde on kazandı diyelim. E sen 15 liraya indirdiğin anda adam dışarıdan doları alıyor, getiriyor, bozduruyor. Zarara giriyor TL olarak. Görev Merkez Bankası'na. Dolar topla kardeşim. Hadi bakalım. Doları yukarıda tut. İhracatı düşünüyorsan eğer. Yani birbirine çok bağlı bu işler. Bunu ancak ekonomistler işte hani ben üstüme alınmayayım ekonomistler çözecek biz de bekliyoruz çözsünler diye. Evet o zaman hocam kısa bir araya gidelim isterseniz tamam ee, kısa bir aradan sonra hisse senetlerine geçeceğiz ama geçmeden bir de hocamız yorumunu da alacağız tabii ki ee, değerli hocamızdan minik bir aramız var efendim. efendim borsa teknikse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisselere geçmeden hemen bir Amerika'ya gidelim. Hatırlatma da yapalım. Yarın Amerika piyasaları kapalı olacak. Kutsal Cuma nedeniyle aynı zamanda 15-30'a tarım istihdam rakamlarını karşılayacağız. Şu an ABD endekslerinde karışık bir seyir var ama Dow Jones artı da hocam 33.700'ün üzerindeyiz. Bizim hisselere geçmeden bir Dow Jones yorumu da alalım sizlerden. Evet 30 binlerin altından kalktı bin lira doğru falan gitti diye biliyorum orada bir yataya sardı sonra bir fed işte daha çok faiz arttırırım falan böyle bir sertleşti bir şeyler oldu 31bine geldi 34700de 34700 32 Hadi 34 32.500 32 500 diyelim 2.000 puanlık bir alan orada sol tarafta dairenin içinde şimdi oradan 31 Oradan kalktı bir daha. Yukarıya gitti ortalamaların üzerine. Niye? Fed'in faiz artışlarının artık o kadar yani hani delleniyor ya şöyle yaparım böyle yaparım. E, banka hikayesi çıkınca Fed'in artık o dellenmelerini yani öyle tavırlarına falan piyasalar pek inanmamaya başladı. Ha, piyasa yanılabilir mi? Yanılabilir. Ama şu anda piyasanın bahsi yani Fed'in o kadar aman aman çok fazla sert tavırlar alacağına, sert tedbirler alacağına inanmıyor. Öteki tarafta başka bir iş var diyor. Böyleşik kaplar misali. Ha buralarda bir daha dolaşabilir. 32.500, 33.000 alt taraf. Üst taraf tekrar 34.500 gibi. Yalnız buradan koparsa yukarı tarafta hedef 37.000'in üstü. E zaten bu çanak kendisini kapladığı anda büyük çanak tamamlanmış oluyor. Neresi? 36, 950, 37 bin de yani. Orasını hedefler. Arada bir tek kala kala ne kaldı? 35, 500, 35, 492, 35, 500 diyelim. Biraz hemen gerisinde 36 bin var. Sonra da 37 bin var. Ana çanak sanki tamamlanacak gibi. E görüntü neye dönüyor? Bu büyük çanak tamamlanırsa bundan sonraki 4-5 sene için sol tarafta 31 binlerde 29.653 bir omuz var sol omuz. Aşağıda 28700 baş kısmı, sağ tarafta 31429 olmak üzere üst tarafı boyun çizgisi 34500'lerde gibi diyelim. Mavi çizgiyi sola doğru uzatalım. 34500 aşağı taraf 28500 etti sana 6000 puan. Koydun mu üzerine? 40.000'in 40 üstü. Ha, önümüzdeki 3-4 senede 40.000'e 40 gidebilir mi? Gidebilir kardeşim. Zaten doların değeri de giderek düşüyor. Dolar eski dolar da değil. Yani orada da alım gücü düşüyor. Orada da enflasyon etkisini gösterdi. E, dolar da artık 20 sene öncesinin doları değil ki. O kadar alım gücü yok 20 sene öncesi gibi. O için 40 bine gidebilir mi? Gidebilir. Ama 40 bin de değil 37 bin pardon büyük çana hesaplayacağız. Büyük çanak 37 aşağı taraf 29 diyelim. 8 bin. 45 bin. Yani 3-4 sene sonra 45 bini görürsek de hiç şaşırmam. Şöyle de düşünülebilir. 28-715, 28-500 diplerin olduğu yerden diyelim kalktı. Bir numaralı dalga olsun. Düzeltti mi? Düzeltti. Nereye düzeltti? 31.500'e. İki numaralı düşüş. Düzeltme dalgası. Şimdi buradan 3 numaralı büyük dalgayı düşünelim. Birebir 1 gitse yani 34.500, 28.500 olsa 6.000 puan gitse 31.000'in üzerine 6.000'i koy 37.000. 1.618 katı kadar giderse neyin 1.618 katı kadar? 34.500 ile 28.500 arasındaki farkın. Yani 6.000 puanın değil mi? 6.000 puanı 1.618'de ile çarparsan yaklaşık 10 lira, 10 eder. Yani 6 kere 1.6 çarpı 6 9.6 10 diyelim. Yani 10.000 puan. 10.000 puanı koyarsan 1.618 katı giderse 3. dalga etti sana 41.500. Büyük çanağın katlanması 45.000'lerinde orada. Yani sonrası sonrası Allah kerim belki 2.618 katı kadar gider. Hiç belli olmaz. 3. dalganın gidişatı orada ekonominin nereye gideceğine bağlı. Teknoloji kağıtlarının nereye gideceğine bağlı. Yani böyle de bir sayım yapılabilir. E 31.500'e gelişi yüzde kaçı? 34.500, 31.500 ne etti? 3.000 puan değil mi? E ne dedik? 28.500, 34.500 orası da 6.000 puan. 3.000, 6.000'in ne kadarı? Yüzde 50'si. Tamam Fibonacci yüzde 50'ye kadar geri geldi. iki numaralı düzeltme dalgası. Şimdi buradan kopuyor. Hedef neresi? Bire bir giderse 37 binin üstü. 1.618 katı kadarsa 41 binin üstü. Hadi gene malı götürdünüz önümüzdeki <laughs> 3-4 sene. <laughs> Hayal dünyası, poliyanacılık oynuyorum ben. Şimdi öyle derler. Ahmet Hoca'nın Ahmet Hoca ne içtiyse ondan bize de ver diyecekler. Biz de içelim bari. Limonata için ya. İzer işte. içersiniz gayet güzel. Sağlığa da yararlı. Yani başka ne içtiğimizi hem Zaten Ramazan biraz niyetli olmak lazım. Evet, bu Jones'u da bu şekilde uçurdum. Bakalım. Ben gümüş o zaman var. hemen karşınıza. Gümüş grafiği var mı? E, gümüş grafiği var hocam. Ons. O zaman e, tamam. Yani hemen. Tamam. Hemen bir Burası gümüş yorum alalım. Kaçın. Belalı yerin üstüne çıktı neyse 24 buçu aştı yani. Ama 25, 25 e doların kadar. üzerinde kalamıyor hocam şimdi de orada bir kriz çıktı. Tabii şimdi bu, <laughs> o 24 bir orada bir şey yapacak onunla bir dans edecek rakkase. 24 ile 25 arası gidecek gelecek. Sonrası önemli. Aşağı taraf neresi 20 lira. 20-24 buçuk katladığı anda 29. Bir tane tepe var seni 28'de bekliyor bir de 30'da bekliyor. 3-4 sene öncesinin bir tane tepesi olması lazım 30 dolarda. Gerçek anlamda 50 dolardan 17 dolara hatta 14 dolara kadar olan o büyük düşüşün %61.8 geri alma yeri 36 dolardı. Ama oraya daha gelemedi. Burada tıkandı kaldı bu. Uzun süredir de burada dolaşıyor. Yani. <laughs> Ama düzeltme muhtemelen 24 Hatta 23,5-24,5 arasında oralarda bir yerde durur. Çünkü 20 günlük ortalama da bak kırmızı 23'e kadar neredeyse geldi. Koştura koştura yani Şirin Ferhat'ın peşinden koşturuyor. E Ferhat da biraz fazla açtı arayı geri gelmesi lazım canım. Şirin'i yorup durmasın yani Ferhat da. Evet. Geçelim bakalım. E hocam buraya. bu kadar e, konuştuk o zaman şimdi e, bir bitcoin yorumu almadan da hisselere geçmek olmaz. Şimdi kripto para yatırımcısına olmaz üzerinde yani. üzerinde bir hedef var sanki. Yani bunlar da Ahmet Mergen'in iç içe geçen giderek büyüyen ters matruşkaları. Matruşkanın bir tanesi şeyde oluyor zaten 25-15 ve arası. 15-400, 25-500 desek. Yani burası da 6000 6 bin e, 15-500, 25-500, e, 10 bin 10 bin dolar 10 bin dolar bunun yukarı yönde katlaması zaten sana 35 bini falan gösteriyor. Ama sol tarafta 32.350 filan oralarda bir ara tepeler oldu. Yukarıdan düşüştü orada sanki bayrak gibi bir görünüm oldu. Ters bayrak diyoruz. Oradan göçtü aşağıya 17.600'e. Şimdi şöyle geniş büyük bir daire düşünün. Tepe tarafı boyun çizgisi 32.400 500. 32.500 diyelim yuvarlak hesap. Hesap kolay olsun. 32 500. Aşağı tarafta baş kısmı 15-500. Sağ taraftaki dip tek dipten oluştu. Yani oraya da sarkmadan esasında böyle 22-25 arası biraz daha uzasaydı çok daha güzel olacaktı görüntü. Ama ey baba herkes de Picasso veya Salvador Dali değil yani. Bunun da o kadar iyi çizemediler. E şimdi ortalamaların üzerinde bu büyük çanak 32.500, 15.500 çana ne ediyor? Bir yaklaşık 17.500 puan. 17.500'ü koyarsan 32.500'ün üzerine 50.000 dolar. Uzaktan mı? Böyle deyince hoppa Ahmet Hoca 50.000 dolar dedi Hayda Bitcoin. Yok öyle bir şey. Yani. Ha diyeceksin ki kelin merhemi olsa kendi başına sürer. O da bir tez yani. Bana bakarak. Konuşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bir takım projeksiyonlarınız falan olmalı ki hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. Ortalamaların altı sıkıntı olur. Geçilen 25 binin altına tekrar inerse he, o zaman sol tarafta yaptığı gibi bu sağ tarafta churning derler. Yani zaman yiyecek inişli çıkışlı bizim klasik testere piyasasına tekrar giriyor demektir. 20 bin 25 bin aralığında. Sonra ondan sonra kopacak koparsa belki de. Ama şu anda ortalamaların üzerinde 25, 23 şey 25 binin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde 32 binlere doğru gitme potansiyeli hala taşıyor diyeyim. Evet geçelim. Hadi o zaman biraz hisse konuşalım hocam. bizimle başlayalım isterseniz. i̇ki daha doğrusu pazartesi günü de dün de bir bakmak nasip olmadı. Hep böyle bizimle bizime geçtik süre bitti. %1'e evet. yakın bir yükseliş var. 26-48 fiyat hocam. E ortalamalara doğru gidebilir. Bunun kendini kurtarması için 30 liranın <laughs> falan yani 29-50'nin falan üstüne çıkması lazım. Şu anda maalesef ikili tepe oldu. Tepede 39 işte 50-40'lar civarında ikili tepe oldu. Oradan ikinci tepeden sonra çok sert çakıldı. Nereden döndü? %61.8'lik çıkışın Geri alma seviyesinden bir zıpladı. ölük de zıplıyor. Bu da zıpladı. O 32 civarından gelen satış ortalamanın üstünde kalabilseydi o iyi daha iyi olurdu. Ama demek ki grup veya spekülatör neyse kim varsa pek o kadar tutamadı. Şimdi bir daha bir hamle var. 25-20'nin altı stop. Bakalım ortalamaların üzerine çıkarmıyor. Çıkarsa 32'yi gene dener. Orada dert. Ha, orayı geçirtebilirlerse başka bir projeye imza atacaklar demektir o zaman. Ona göre de bir yukarı yönde pozisyon stop koyarak bilhassa zararı kısa kesme şartıyla ona göre bir pozisyon tutanlar olabilir. Tutacak olanlar olabilir ama daha şimdilik ortalamaların üstüne bir çıktığını görmek lazım. Veya buradan alıyorsan da 25-20'nin altına stopu koyup çakıp çıkman lazım. 25-20 son deyip sen de 25'e koy zararı göze aldım abi dersin çakar çıkarsın ama çok da fazla böyle likit biraz da likit olması lazım. Doğru. Yani tek tabanca birilerinin iş yaptığı yerde sıkıntı oluyor. Çok insanların iş yaptığı yerde olması lazım. E orada da 7-8 kurumdan işlem yapıyorlar ama esasında 7-8 kurum değil o. Gene o tek kişi. 7-8 kurumdan çalışıyor. Yani likit gösteriliyor ortalık. Kendilerine göre likit yatırımcı. İşte maalesef arada değirmen taşları arasında biraz un ufak olmaya devam ediyor. Geçelim. Hocam Borusan'la devam edeceğiz. Şimdi yılbaşından beri endekse neredeyse %10'luk kayıp var ama Borusan %15 getiri sağlayabilmiş. Bir yılda da getirisi %240. E, ciddi, güzel bir pozitif ayrışma aslında. E iyi de yani Ford'lar, Otakar'lar onlar bunlar hepsi uçarken tamam mı? Bütün piyasa uçarken bu kağıt İte 15'ten 15'ten 35'lere işte 38-40'lara doğru bir geldi. Oradan yıkıldı tekrar 22-23 falan. Ama hocam oradan... e, bizim yatırımcı şöyle yaptı ama. E, Ford da, ve Topaş'ı yani. yok tepeden sattı oradan Borusan'a geçti. Bilmiyor musunuz ama lütfen yani biliyorsunuz. Sonra Ford'u tepeden sattıktan sonra Borusan'daki e, bu pozitif ayrışmayı yakaladı. Kesinlikle aynen öyledir <laughs> genelde. <laughs> yani önce bir işte 2020 pandemiden sonra 20 katı 30 katı giden kağıtlardan nakite geçtikten sonra tepede Oradan da evet Ford'u ve otokarı aldı. Onları tepede sattı. Yeteri kadar kar hemen Borusan'a geçti. Tabii tabii. Burada da kendini korudu. Evet. Vallahi burada da iyi kar etmiş. Belki e, iki ay sonra burada da buradan sattı, başka yere geçti de diyebiliriz yani. O tabii grafiğin gidişatına göre konuşacağız. Ama burada son zamanlarda işte 2022'nin o temmuzundan sonraki hareketlilik sırasında yani bu da artık ne olduysa ne oldu belli. Mal toplanamıyordu, mallar toplandı. Ondan sonra gaza basma zamanı. Yani 15 lirada, 20 lirada, 25 lirada mal gelmiyor ki yani hisse, hisse gelmiyor ki zaten hissesi az Böyle herkesin de gelip yani Borusan ve Borusan yatırım böyle 20 senede son 25-30 senede neyse böyle gümbür gümbür alışların olduğu falan piyasanın bütün katılımının olduğu kağıtlar değil ki öyle değildir yani burada kağıt güzel bir çıkış trendinde 100'e kadar geldi neredeyse 91'e yerişmiş Ondan sonra orada bir ikili tepe ver aşağıya. Nereye kadar? Yüzde %50. elli. Çıkışın yüzde ellisinden sonra hop bir daha toparlanıyor. İşte o öteki kağıtları en tepede satanlar burada topluyor malı. Tabii tabii. Oradan alıyorlar. Orada da bir ikiye kaplıyorlar. 50 liradan 58 liradan 110 liraya. Yani çok sert çıkış. Ha, i̇nşallah devam eder. Onu bilemem ama bu kadar sert çıkış. Bir süre daha buralarda dinlenebilir de kağıt yani. Geçmişe bakın. Neler yapabileceğini tahmin edin. Yani kağıt, bir de bunun kardeşi var. Daha doğrusu abisi herhalde, Borusan Yatırım. Borsan o yatırım. daha büyük. Yani 600'lü, 700'lü rakamlarda. Onu da bölünecek, bölünecek diye uçurdular. Ve daha bölünemedi. Yani burada bölünen bir tek, ne diyorlar borsa tabiriyle, koca bölündü. Tıpraş yediye bölündü. Bedelsiz verdi. E tabii. Koçun kağıtları hiçbir zaman bedelli vermez. Bedelsiz öyle. Senden para almaz yani. E şimdi 90 liralarda, 80 liralarda Türk tıp Tıpraş'ta işte. 160'a katlarlarsa al sana kağıt. Binler kulübüne gitti bile. Yani. Evet geçelim. Bir i̇yi bir çıkış yaşamış yani. Evet. 110 geç... Borsaya ters. Yani kontra bir kağıt demek ki. Geçelim Böyle hocam. kontra kağıtlar vardır. Böyle üçlü gruplar vardır işte. Hani üç silahşörler var. Dartanyan ve üç silahşörler gibi. öyle borsaya ters giden kağıtlar da vardır. Onların da bir tanesini bölünecek bölünecek uçurdular. 200 liradan 650 lira. Sonra böldüler. Şimdi kağıt aşağılara sürüklendi. Gitti. Bölünme sonrası bedelsizleri verdi. Eh. Yalnız bedelsiz değil, bütün kağıtları verdiler yatırımcıya. Aşağı doğru sürüklediler kağıdı. Kağıtlar nerelere indi? Hikaye hep aynıdır yani değişmez. Evet geçelim. Hocam Berkosan'la devam ediyoruz. Berkosan Tavan ee, 455 binin üzerinde de 455 bin notun üzerinde de şu an Tavan'da alıcı bekliyor. E, eh, yani ee, kağıt bir kere 13'lere kadar iyi gitmiş arada boşluklar falan bırakarak alım boşlukları falan falan. He. E bu demek ki kontrolde olan birileri var demektir. Yani direksiyon birine teslim. Oradan sonra %50 geri çekilme 860. Oradan gene böyle arka arkaya patrikütür bir hafta sürmemiş herhalde. 14'e kadar 13.98. Sonra çıktığı gibi aşağı iniyor. Kule oluyor orası. İki defa hamle yirmilerde tıkanıyor aşağıya ortalamaların altında bu klasik bir tepki ortalamaya kadar herhalde giden bir tepki ve ortalamaların üzerine giderse gene 11-20'de satıcı gelir ama bu kadar sert hareketlere sebebiyet veren direksiyondaki kimse veya grup halinde mi direksiyondalar onu ben bilemem ama öyle durumlarda da böyle kağıtlarda şimdi 11-20'de direnç var demek de zor normalde var bütün millet satarsa 11.20'de, 20de e, alan kim? E, alan direksiyondaki kişi ise o zaman 11 11.20'de durmaz. Sizden aldığı malı tekrar yukarıda ne dedik? Akümülasyon. E siz ona verdiniz. Bu sefer akümüle etti adam. Topladı yani bu topladığı malı tekrar 8'de mi satacak sana geriye? Yok. Alacak 13-14'lere, oraya taşıyacak. Orada yeni gelenlere verecek. Ondan sonra onları aşağı indirecek. Bu sistem bu şekilde. Yani büyük para Kendisi para kazanmak için burada. Bunu da bilin. Onun içinde hani gün içinde boğuşmalar falan filan. Yani kazanmak zor gün içindeki boğuşmalarda. Burada da kağıda inanıyorsanız, şirkete inanıyorsunuz, inandığınız şirketler varsa ortalamalara doğru geri çekilmelerde veya herhangi bir çıkışın sonunda %60-60, 61.8 veya %78 aşağı inmişse zaten %78 aşağı indiyse kağıt 5'te 4'ünü kaybetmiş demektir yani. Aynen artık ring seferi yapıyor demektir yani neredeyse eski yere gelecek oralarda bir yerde toplarsınız oradan sonra <laughs> yukarı çıkış hareketinde biraz kar alırsınız bir kısmını bırakırsınız elinizde <laughs> daha yukarılara gitsin hani fiyatı bırak kar koşsun prensibiyle bir kısmını al bir kısmını bırak gitsin bakalım yollara serp yollarda birileri alsın götürsün yani. koleksiyon için tutulmuyor bunlar belli bir yere geldiği zaman satacaksın. Yani amaç o. Evet. Geçelim bakalım da bitiyor galiba. Ee, bir grafik daha bakarız hocam. E, ee, bakan Balaj. Bakava bakalım isterseniz. Onunla galiba evet. kapanışı yaparız gibi. Evet. 15-65. Güzel bir rally. Tepede, ikili tepe. 64-65. Sonrası sonrası bir anda %50 geri çekilmeye kadar çok sert bir düşüş. Düşüşte ortalamalara kadar tepkiler veriyor ama çıkamıyor. En son tepki gene 53'ler civarında. Şimdi geldi %50'ye. %50'nin de altında. E buralardan tekrar önce kırmızı sonra yeşile kadar gidebilecek tepkiler yaşanırsa şaşırmam. Yani yukarı doğru. Yani sert bir düşüş olamaz da yazdığımız gibi zaten düşmüş düşeceği kadar. Burada ancak yukarı yönde tepki çıkışı olabilir olursa ortalamalara doğru ha, aşağı tarafta %61.8'de geri alma yeri 35 civarında. Zaten 2 lira üstten 37'de bir tepki alımı geliyor işte. Ortalamalar nerede? Ortalamalar 45 civarında. Onun altında kaldığı sürece hala düşüş trendinde. Bir zamanlar biliyorsun bu ambalaj sektörü, karton sandar, trekut sandar, şu bu falan bayağı bir şeydi heyecanlıydı. Sonra yerini başka kağıtlara bıraktı. En son moda enerji kağıtlarındaydı. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bir takım enerjilere bakıyorum. Maalesef çıkışın yüzde %60'ını yüzde altmışını falan geriye veren enerji kağıtları var. Evet. İyi bir hafta sonu dileyelim bari herkese. Bol kazançlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Pazartesi günü görüşmek üzere. Sizi tekrardan ağırlayacağız. Evet, evet efendim değerli hocamız Ahmet Mergen'i de ağırladık. Bugün programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Ekotürk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.